Nabat'taki biraderimiz gibi reylik. Online ne kadar sağlık. Bismillah. Online nikah hakkında iltimos. Ali degan profil. Mikrofonunu basıp gapirasiz. Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz, yaşım siz. Elhamdülillah. Allah'a şükür. 2-3 yıl daha var. Hop. Ustaz. Bize bir grupta dedik. Aydı ki online joyizm değil mi? Bir Muhammed diyen buradan hadislerden bu kapıdan maktabı bütme olmadı. Aydı ki ustaz joyizm o vaziyiz umuman kemi yaptı siz değil mi? Kili yaptı mı? Düşünersiz. Umuman düşünersiz o vaziyiz. Düşünersiz. Üzülüp kili yaptı o vaziyiz. Üzülüp. Anteni zaman şekli. Ha, üzülüp kili yaptım. Hı. Nema şu internet orkalı yok, telefon orkalı yok. Her kalın değil. Nikah ha, joiz bana joiz bana. İşte nasıl olsun? Online nikah joiz mi edip soru yapsın? Şuna kadar mı? Ha şimdi. Hop, o zaman nikah meselesi bu ciddi mesele. Nikahını buna kadar ayak astıge hemen kuliga tapşırıp koyuşluk tarafında ormaz mıyız? Nikahını imamlar, e'tiborli odamlar, kattalar o'qigani afzal. Endi zarurat bo'lib qoldi deylik. Bir kishi Amerikada yuribdi, bir kishi O'zbekistonda. Bular o'rtasida nikohni qilish kerak, lekin baribir nikohdan keyin birga yashash kerak. Birga yashaydigan bo'lmasa nikoh onlayn nikoh bo'ladi-yu, onlayn oila bo'lmaydi. Onlayn bola tug'ilmaydi. Bu aniq. O'shaning uchun baribir bir-bir bilan ko'rish kerakmi? Ko'rish kerak. Shuning uchun onlayn agarchi bitta majlis, guvohlar hozir bo'lishligi, ularni jonli bo'lishligi, ijob qabul, mahrlar hammasi topiladi-ku, onlayn ham nikoh bo'ladi-ku deb buni ijozat degan taqdirda ham shar'iy ma'noda, fiqhiy ma'nosini aytayapman. Lekin afzal deyilmaydi buni. Zarurat tug'ilib qolsa bo'ladi. Zarurat tug'ilib qolsa. Masalan deylik, qanaqa zarurat bo'lishi mumkin? Kelinni Amerikaga olib ketish kerak. Kuyov kela olmaydi. Mahram qo'shib borish kerak. Kim bo'ladi mahram? Qaynata mahram bo'ladi. Qaynata bilan qaynana yoki qaynata kelinni olib turib uchishi mumkin. O'shunaqa paytda mahram bo'lishi uchun onlayn nikohlab qo'yib, keyin mahram qila olib ketsa bo'lar balki. Lekin harakat qilish kerak, nikohni muqaddasotligiga, nikohni jiddiyatiga putur yetkazmaydigan ishni qilish kerak. Tushunarlimi? Shundan ustoz. Salomat bo'ling. Xo'p, duo qilamiz inshaalloh. Xo'p. Rahmat. Jihod haqida iltimos deb turar. Mikrofonni bosib gapirasiz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom, rahmatullohi va barakotuh. Allohga hamd bo'lsin, ustoz. Salomat bo'ling. Labbay. Ovoziz past kelyapti da sizga ham. Xo'p, bu haqida javob berganman. Bu haqida javob berganman avvalgi suhbatlarimda.
siyasi ma'noni qo'llab-quvvatlayotganlar, siyosiy masalani siyosiylashtirayotganlar buni tanqid qilib yotibdi. Mana buni tarafdori emasman, ya'ni urush tarafdori emasman. Lekin vaziyat shuni taqozo qiladi. Bir odam, masalan deylik, hozir Ukraina tarafdorlari, ya'ni Ukraina xalqini emas, Ukrainadagi fashizm sistemasini tarafdorlari. Farazan deylik, farazan. O'sha Yevropa har turli qadriyatlarga tupurib qo'ygan jamoat agar bostirib kelsa O'rta Osiyoga yoki Chechenistonga bostirib kelsa, Chechenistonga nima majburiyat yuklashi mumkin? Bu ijtihodiy qarashda. Nima yuklashi mumkin? Chechenistondagi iqtidorni olib tashab, xalqini erkinsanlar, gender tengligi sanlarda bor deb hamma ishni qilishi mumkin degan tushuncha bo'lishi mumkin. O'shanga qarshi men turaman desa jihat bo'ladi. O'shanga qarshi, ya'ni zulmga qarshi turaman, millatimga, dinimga qarshi kelayotgan odamlarga qarshi turaman desa jihat bo'ladi. Lekin uni siyosiylashtirib, siyosiy masala sifatida ko'tarayotganlarga men gapiga qo'shilmayman. Bu masalani tafsilotini gapirganman, YouTube'da belki qidirsangiz chiqadi. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.